hadi şimdi biraz aşk meşk falan bir hadi, şey konuşalım. Olacak mı diyorsun? Sen bu konularda onun şeyi yüksek yalnız. Aa, hissiyatı yüksek. Heh, sana soralım. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz epey süreden beri aynı dizide de rol almalarının etkisiyle yakıştırılıyorlar. Pınar Deniz bu yakıştırmanın kendisinin çok hoşuna gittiğini söyledi. Bakın bu sözler üzerine Kaan Urgancıoğlu ne söyledi? Pınar Deniz yeşil ışık yaktı. Niye bundan mutlu oluyorum anlamıyorum. Mesajı alan Kaan Urgancıoğlu partnerine ne cevap verdi? Yo, zaten maksat buydu, bizim yakışmamızdı. Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in yolları Aşk 101 dizisinde kesişti ilk olarak. Beni seç. Benimle ol. Senin sevgilin ben olmak istiyorum. Daha dizi yayına girer girmez bu ikilinin fanları oluştu. Hatta aşk haberleri çıktı. Tabii Pınar Deniz o dönem Yiğit Kirazcı ile birlikteydi. Ancak geçtiğimiz aylarda aşk bitti. Kaan Urgancıoğlu ile ortaklıksa kaldığı yerden devam etti. Hayranları kadar Pınar Deniz de mutluydu Kaan Urgancıoğlu ile çalışmaktan. Hatta geçtiğimiz günlerde Kaan'la uyumumuz çok iyi. Bizi birbirimize yakıştırmalarından mutlu oluyorum dedi. Bir anlamda partnerine yeşil ışığı yaktı. Tüm açıklamaların ardından Kaan Urgancıoğlu'na Etiler'de rastlıyoruz. Aman çocuklar, beni tatilde sanmayın. İş toplantısı için buraya geldim dedi. Yine ama tabii yani tatilde değiliz. Çalışıyoruz burada da, gördüğünüz iş toplantısı yapıyoruz. Bu sezon güzel oldu. Yoğun olmuş oldu. Tatili yapacağız bakalım. Kaan Urgancıoğlu partneri Pınar Deniz'e çok yakıştırılıyor. Tarihte dizi setlerinde başlayan birçok aşka şahit olduk. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in aşk yaşadığı iddia ediliyor ara ara. Kaan Urgancıoğlu ise temkinli konuşuyor. Ama Pınar Deniz'in açıklamalarına hayranlarını heyecanlandıracak bir cevap vermekten de geri kalmıyor. Sağ olsunlar, biz tabii değerlendiremiyoruz ya da karşılaştıramıyoruz. Hani şöyle olsaydı göremiyoruz. Biz çok keyif alıyoruz birlikte çalışmaktan. İnsanlar bizi yakıştırıyor. Geçen Pınar söylemiş, çok hoşumuza, hakikaten hoşumuza gidiyor. Zaten maksat buydu, bizim yakışmamızdı. Burada olmamızın, birlikte çalışmamızın maksadı da buydu. Evet, zaten maksat buydu. Yakıştırılmaktı. Yakıştırılmak da çok hoşumuza gidiyor dedi Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz'in sözleri üzerine. Yani iki projede birden birlikte oynuyorlar. Ben de aynı şeyi düşündüm. Son günlerde sanki aralarında bir aşk başladı gibi geldi bana. Çünkü Yiğit'le ayrılışı Pınar Deniz'in. Yiğit ayrıldı. Tam ki o öpüşme sahnelerinden sonra, artık orada ne olduysa bilmiyorum. Benim de kafamı karıştırdı. Çünkü öncesinde Pınar'ın yaptığı bir röportajda setten eve gittiğimde Yiğit'in kapıyı açması, onu görmek beni çok mutlu ediyor falan dediğinde Allah'ım dedim, nasıl bir aşk, ne güzel, bana da nasip et. Sonrasında baktım pat diye bir ayrılık. Şimdi öpüşme sahnesinden sonra. ya işte hiçbir şey böyle o gözüktüğü gibi olmuyor. Sanki böyle iki projedir yan yanalar, artık birbirlerine alıştılar. Arada da bir başkası vardı, çıktı ve bir şey başladı gibi geliyor. Bana da öyle geliyor. Kaan Urgancıoğlu da yalnız, bildiğimiz kadarıyla yalnız. Aynen. Ve hayranları da onları birbirlerine çok yakıştırdılar. Ama Yiğit Kaan Kirazcı'yla... çapkın olduğunu biliyorum. Evet, çapkın olduğu yalnız bizim de kulağımıza geldi. Kaan Urgancıoğlu'yu Aslı Enver'le de izledim. Aslı Enver'le de çok yakışıyor. İyi oyuncu. Aslı da Enver de ayrıldı, görüyor musun? Kime dokunsa acaba ayrılıyor mu? Kimle partner olsa? Ya ona size da çok öyle yakışıyor. Geliyor musa? Ben magazinde bakıyorum, öyle bir aşk yaşıyorlar ki. Allah'ım diyorum ya, böyle bir aşk var mı? Bana şey diyorlar, aman kimse aşkı bulamıyor, boş ver. Diyorum ki olur mu ya? Ben her sabah onları konuşuyorum. Kimin için? Mesela çıkmakla çıkmamak arasında kalmış, bebeksi saçlarını bile seviyorum demişti Gökhan Alkan, Nesrin Cevazade. Evet. Maşallah diyelim, bir onlar kaldılar. Mesela imreniyorsun, diyorsun ki böyle büyük bir aşk var. Nasıl güzel bir aşk, nasıl seviyorlar yani. Evet, güzeller. Saçının çıkış noktasına kadar adam ezberlemiş. Çocukluk diyor. Fotoğrafını evet, taşıyor falan. Kolyesinin içinde çocukluk fotoğrafları var birbirlerine. Ağlayacak. Yalnız bir şey söyleyeceğim Esra. Eğer Kaan'la Pınar'dan da bir aşk haberi gelirse bu gerçekten yılın aşkı olur. Evet. Çünkü neden? Şimdi yılın aşklarına şöyle bir göz atalım. Yılın aşkı Ayça Arşin, Turan, Alp Navruz. Çok oyunculardan hoş, gidelim. Evet, çok hoş. Evet, Hande Erçel, Kaan Yıldırım bence yılın aşkı. Bu listenin zirvesine... Burada bir minik parantez var. Söyle neden? Şöyle, Hande'yi çok aşk. Beğeniyorum. Çok güzel bir evet. kız. Ama aşklarını çok tutkulu ve yoğun yaşıyor. Neden diyeceksin? Yani ben onu Murat Dalkılıç'la yaşadığı aşkta bir bakarken... Evet. Ya, o Murat'a öyle bir bakıyordu ki... Allah'ım diyordum ya, gözünden kalpler atıyor diyordum. Sonra Kerem Bürsin'le birlikteliği sırasında yine aynı şekilde... Eşimi Kaan Yıldırım bence Hande çok yoğun yaşıyor. Ayran gönüllü mü biraz? Ayran gönüllü değil. Çok yoğun yaşıyor. Sonra hayal kırıklığı mı oluyor? Artık ne oluyor?
istiyorsa bir anda vazgeçiyor. Ve bence eminim hayatına girdiği adamlarda şöyle bir şey yaratıyor. En çok beni sevdi. Hande bana çok aşık falan dediği noktada da kız pat diye bırakıyor. Çünkü niye? Herhalde işte yaşadıkları şeyler kredisini tüketiyor. Şimdi Kaan Yıldırım'a da bakın, şimdi iki gün sonra röportajlarda öyle bir bakacak ki böyle, o bakarken ben aşık oluyorum yani. Ben bir de bu aralar hani en başta olur mu olmaz mı demiştik daha ilk günlerinde, ama birbirlerinde bir aşkın ötesinde büyük bir huzur yakaladıklarını düşündüğüm bir çift var. Hadise ile Mehmet Dinçerler. Onlar böyle birbirlerine sarılırken, el ele tutuşurken bir başka bir şey var. Hani aşkın beğeninin fiziksel çekimin ötesinde hani biraz önce, bir atlamışlar başka bir noktaya. Biraz önceki liste oyunculardan zaten, oyunculardan oluşuyor. Ama bu gerçekten bakınca burada bir aşk ben görüyorum. Yani Müge de aynı şekilde. Evet. Oldu sen, yani diyorsun. Sen ne görüyorsun? Ya ben Mehmet'i eski tanıdığım için. Eski tanıyorsun. Evet, çok eski tanıyorum. Bilmiyorum ya yani. Çok popüler. Nasıl bilirdin Mehmet'i? Herhalde çıktığı en popüler kadınlardan birisi de zaten Hadise. Hadise'nin zaten sevilmeye çok ihtiyacı vardı. Son iki yıldır o evde çektiği kendi kendine şeyler, bir şeylerle bir mücadelesi var gibiydi. Ve bugüne kadar da hiç göz önünde bu kadar büyük bir göstere göstere aşk yaşamadı. Kaan'la belli seviyede bir şeyler paylaştı. İlk kez bir adamın elini tutup bu kadar göstere göstere aşkını yaşıyor. Çünkü orada Kaan... Ve çok korkuyorum yani, inşallah hayal kırıklığına uğramaz diye. Evet. Çünkü öbür tarafta Kaan biraz frenliyordu. Biraz gözlerden uzak bir şey yaşamak istiyordu. Evet. Burada Mehmet ilk günden itibaren Hadise'nin elini tuttu ve benim sevgilim dedi. Mesela o bahsettiğimiz Kaan Hande ile öyle el ele göz göze çıkacak, bol öpücüklü gezerse sinirlenirim. Zaten. Demek ki her erkeğin her kadına tavrı farklı. Emirgan'daki mekana el ele beraber gittiler. Mekandan el ele çıktılar, ayrıldılar. Nispet var. Ben nispet olduğunu düşünüyorum. Hayır, işin içinde nispet var. Çünkü Hadise ayrılıktan sonra böyle yakın çevresi aracılığıyla dillendirdi. Bir paylaşım yaparken... El ele görünmek konusunda, fotoğraf çektirmek konusunda Kaan Yıldırım'ın hep kendisini engellediğinden bahsetti. Bu haber de böyle yayıldı. Bizler tarafından. Evet, zaten şöyle bir şimdi Kaan Yıldırım'da yakın çevremden şöyle bir bilgim var. Hadise birkaç kez Kaan Yıldırım'ı bir konuda uyarmış. Çok ısrar ettim, onu öğrenemedim. Hani son tanıdığı şansı da doğru kullanamayınca Hadise bitirmiş ilişkiyi. Evet, Hadise. Ama işte buradaki o acaba neydi? Ve biz şunu da öğrendik Esra. Hadise Kaan'a bayağı kırgın bir şekilde bitirmiş ilişkiyi. Yani ne? Şöyle ki Mehmet Dinçerler'le Hadise aşkını biz Instagram sayfalarından paylaştıktan sonra bize şöyle bir istihbarat geldi. Hadise'nin elinde cep telefonu varmış. O haberleri okuyormuş ve kahkahalar atarak okuyormuş yani. Evet, tabii. Çok mutlu olmuş o haberin çıkmasından, Mehmet'le aşk haberlerinin çıkmasından. Şimdi bazı ünlü erkeklerin ve bazı ünlü kadınların hayatlarında anne ya da baba ya da aile çok belirleyici oluyor. Burada Hadise ile ilişkisinin bitme nedenlerinden bir tanesi de Kaan Yıldırım'ın ailesi. Tabii. Öyle mi düşünüyorsunuz? Kayınvalide faktörü. Ailenin Kaan'a karıştığını falan düşünüyorlar. Yok, karışıyor. Anne çok karışıyor. Evet. Çok. Ama ben bunu anlamıyorum. Vardı. Yani ona bakarsanız Mehmet Dinçerler'in ailesi de bugüne kadarki gelin adaylarını alıp bağrına basmadı. Ama hatta şimdi Hadise'yi bağırlarına bastılar. Ay işte onu söylüyorum. Neden? Yani niye adil düzen yok? Birinin şimdi elinden tutup çıkıyorlar, öbürünü yok fotoğraf vermeyelim haberimiz. Bu aileden çıkıyor. Aileye değişiyor aile, işte. Aile keza birini alıyor, çok seviyor. Öbürünü acaba tanımak için fırsat verip de mi sevmiyor? Hiç sanmıyorum. Ya Esra, bu şuna benziyor. Bir adam çapkın 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 bir anda evliliğe karar veriyor. Diğer kişiden önceki kızların bu son seçtiğinden ne farkı var? Çünkü her erkeği diz çöktüren bir kadın var. Ha, inşallah. Vay, o şarkı da gelebilir. Ama sen biraz evvel Recep İvedik'le ilgili Fatma Toptaş'ın röportajını izlerken işte aradığım erkek dedin. Öyle beklersen. Yok, hayatına girenler. İşte hoşlandığım erkek profili dedim size. Recep İvedik. Neyi çağırırsan o gelir, dikkat et. Allah korusun.